Ve bugün Dünya Diş Hekimler Günü. Kuşkusuz ağız ve diş sağlığı genel sağlığın en önemli parçası. Ama ağız ve diş sağlığı karnemiz pek iç açıcı değil. Yılda mesela ortalama sadece bir kere dişçinin kapısını çalıyoruz. Peki diş sağlığı verilerimiz bize neler söylüyor? Şimdi Öznur Karslı Çetiner'e dönelim. Arkadaşımıza yayında Öznur'un konuğu var. Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut Yılmaz. Öznur, söz sende ve konuğunda. Aslında bu konuda soru çok fazla değil mi? Tembeliz bu mevzuda gerçekten. İhmalkarız. Biraz öyle görünüyor Hülya Hökenek. Senin de söylediğin gibi bugün diş hekimleri için önemli bir gün. Dünya Diş Hekimleri Günü 22 Kasım. Her yıl Kasım ayının 22'si Dünya Diş Hekimleri Günü olarak kutlanıyor. Peki diş hekimleriyle Türk halkının arası nasıl? Onların kapısını yılda kaç kere çalıyoruz? Dişimiz ağrımadan, herhangi bir şikayetimiz olmadan diş hekimlerini gidiyor muyuz? Onları ziyaret ediyor muyuz? Kuşkusuz diş hekimliği mesleği Türkiye'de artık her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Gençlerin diş hekimliği olmak isteyen gençlerin sayısı açılan fakültelerle birlikte daha fazla artıyor. Peki diş sağlığında nasılız? Ağız ve diş sağlığında yeteri kadar önem ve özen gösteriyor muyuz? Mesela yılda kaç gram diş macunu kullanıyoruz? İşte bütün bu soruların yanıtlarını Dünya Diş Hekimleri Günü'nde Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Sayın Celal Korkut Yılmaz'dan alacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Tabii açılışı biraz karnemiz çok da iyi olmadığı için Türk halkının ağız ve diş sağlığına verdiği önemle başlayalım istiyorum. Sizce bizim karnemiz nasıl? Bir de uzmanından dinleyelim. Peki, önce iki tane noktayı düzelteyim. Bugün Türkiye'deki diş hekimlerinin kuruluşunun 110. yılı. Bir tanesi o, bir de soyadım Yıldırım. Bu iki şeyi düzelteyim lütfen. 110 yıl önce, yani 1908 yılında Türkiye'de bilimsel diş hekiminin temelleri atıldı. Aradan 110 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki sorunlarımızın birçoğu hala sürmekte. Çok güzel bir soru sordunuz. Türkiye halkının ağız ve diş sağlığı ile ilgili durumu ne? Türkiye'nin gelişmiş düzeyine baktığımız zaman, ekonomik kalkınmışlığına baktığımız zaman Türkiye'deki ağız diş sağlığı verilerinin Afrika ülkelerinin çok üstünde, Avrupa ülkelerinin aşağısında olmasını beklemek lazım. Ama ne yazık ki ağız diş sağlığı ile ilgili göstergelerimiz Avrupa ülkelerine kadar değil, Afrika ülkelerine yakın bir durumda. Örneğin çocuklarımıza baktığınız zaman, 6-7 yaş grubuna baktığınız zaman eksik ve çürük dişlerin sayısı çok fazla. İleriki yaşlara doğru bu sayılar artıyor. Çünkü okullardaki beslenme şekli çocuklarımızın dişlerin kayıplarına neden oluyor. İleriki yaşlara baktığımız zaman hem kadınlarda hem erkeklerde işte 30 ve 60 yaş arasına baktığınız zaman %60'ı civarında diş ve diş eti problemi söz konusu. 65 yaş grubu üst nüfusa baktığınız zaman yaklaşık %50'sinde tamamen ağızlarında hiçbir diş yok. Bu veriler tabii bizim açımızdan hoş veriler değil. Buna karşın Türkiye halkı ağız ve diş sağlığı bilinci noktasında, ağız ve diş sağlığı kültürü noktasında ne durumda diye sorarsanız, halkımız diş sağlığının önemli olduğunu düşünsel olarak ifade ediyor. Dişlerin günde kaç kez fırçalayacağı konusunda da bilgi sahibi sayılır. Ama ne yazık ki bunu bir davranış değişikliğine, bir alışkanlığa henüz dönüştürmemiş durumda. Bu anlamda rakamlara baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde kişi başı diş macunu tüketimin 400 gram civarındayken Türkiye'de ne yazık ki bu şu anda 110 gram civarında. 110 gram civarına hangi rakamlardan, hangi yıllardan geldiğine baktığımız zaman 1990'lı yıllarda 60-70 gram civarında olan diş macunu tüketimi bugün 110 gram civarına çıkmış durumda. Diş fırçası tüketimine baktığımız zaman ne benzer bir sorun var. Avrupa ülkelerinde bir kişi yılda iki tane diş macunu eskitirken Türkiye'de ne yazık ki üç kişiye bir dişi fırçası düşmekte. Biz neden ağız ve diş sağlığı sorunlarını bu kadar önemsiyoruz? Dünya Sağlık Örgütü'nün ağız ve diş ve diş eti hastalıkları ile ilgili bir tanımı var. Önlenebilir hastalıklardır diye tanımlıyor. Yani kişiler gerekli ağız ve diş bakımını yaparsa ve düzenli olarak diş hekimlerine, kontrollerine giderse yaşam boyu sağlıklı dişlere sahip olabilirler. Aksi halde ne tür problemler ortaya çıkıyor? Bu temel problemlerden bir tanesi kalp ve damar hastalıkları. Bir tanesi diyabet hastalığı. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü 1995 yılında yaptığı bir araştırmada diyabet hastalarının sayısını 85 milyon olarak tespit etmiş. 2025 yılında ise bu sayı 250 milyon civarına çıkacağını öngörüyor. Bu şu demektir. Diş ve diş eti hastalıkları sorunu olan insanlarda diyabet hastalığını tetikleyen bir durum söz konusudur.
Diyabet hem insan hayatını, yaşamının kalitesini engelleyen hem de çok ciddi anlamda sağlık maliyetlerine yol açan bir hastalık. Ne yapılması gerekli? Çok net olarak bir şey yapmak lazım. Koruyucu hekimlik hizmetlerini öncelemek lazım. Sağlık Bakanlığı koruyucu hekimlik hizmetlerini önceleme konusunda gerekli duyarlılığı gösteriyor mu? Evet, yani düşünsel olarak gerekli duyarlılığı gösteriyor ama pratik olarak baktığımız zaman, uygulama olarak baktığımız zaman özellikle diş ve diş eti hastalıkları noktasında gerekli koruyucu önleyici hizmetler yeterince uygulanmıyor. Şikayetlere baktığımızda daha çok diş çürükleriyle karşılaşıyoruz. Türk halkının belki de en çok karşılaştığı dişteki problemlerden biri de diş çürükleri. Burada tabii uzmanını bulmuşken soralım. Diş çürükleri neden oluşuyor? Dişlerimiz neden çürüyor? Yani bu çocukluktan başlayan bir şikayet kuşkusuz. Evet. Kısaca onu da alabilirim. Dişlerin çürümesine neden olan bir takım bakteriler var. Bu bakterilerin düzenli olarak temizlenmesi lazım. Eğer temizlenmediği süre içerisinde ağızdaki asit ve baz dengesi asidin lehine değiştiği zaman çürük olaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Tek çıkar yolu bu işin her gün insanlarımızın, çocuklarımızın, özellikle çocuklarımıza yönelik söylüyorum, günde en az iki kez dişlerini fırçalaması lazım. Fırçalama yöntemin nasıl olacağı konusunu da diş hekimi meslektaşlarımıza giderek öğrenebilirler. Onlar hangi yöntemle gerekli temizliğin sağlanabileceğini kendisine anlatabilirler. Bunlar yapılırsa biraz önce söylediğim gibi yaşam boyu sağlıklı dişlere sahip olabilirler insanlarımız. Evet. Bu tabii anlattıklarınız, şu ana kadar anlattıklarınız bizim yani halkın ağız ve diş sağlığına göstermesi gereken özen ve önemden ibaretti. Yeterince. Ama bir de evet diş hekimliği mesleğinin Türkiye'de bazı sorunları var. Siz de bunu bugün dile getireceksiniz yayınımızda. Örneğin 19 yılda açılan diş hekimliği fakülte sayısı bugün çok daha fazla. 80 küsura ulaşmış durumda. Bu belki iyi bir şey gibi görünebilir ama aslında değil. Siz bunun çok sayıda işsiz diş hekimine neden olacağını söylüyorsunuz. Bunu bize biraz açabilir misin? Yani önemli olan çağdaş veya modern veya gelişmiş ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda ne kadar diş hekimliği fakültesine sahip olduğumuz değil. Türkiye'deki toplumun ağız ve diş sağlığı ile ilgili verileri önemli. Türkiye'de doğrudur 2012 yılında 19 tane olan diş hekimliği fakültesi 2009 yılında 29'a çıktı. Şu anda Türkiye'de 86 tane diş hekimliği fakültesi var ve bunların 63 tanesinde diş hekimliği eğitimi verilmektedir. Dünya ile Türkiye'ye baktığın zaman gelişmiş ülkelerde kişilerin diş hekimliğinde hizmet alma sıklığı ile Türkiye'de hizmet alma sıklığı arasında çok ciddi bir oransal farklılık var. 7'de 1 gibi bir farklılık var. Bunun nedeni nedir? Bir tane temel nedenlerden bir tanesi sağlık bilinci dediğimiz, sağlık kültürü dediğimiz konusunda ne yazık ki Türkiye toplumunun yeterince bilince sahip olmaması. Başka önemli bir temel faktörlerden bir tanesi de doğal olarak insanların hizmet satın alma gücünün Avrupa ülkelerinin düzeyinin çok çok altında olması lazım. Şimdi bu noktada ne yapmak lazım? İşsiz diş hekimlerine neden olan diş hekimliği fakültelerini açmaya devam etmek lazım. Kontenjanlarını arttırmaya devam etmek lazım. Başka bir politika mı belirlemek lazım? İşte bu başka politikaya geldiğimiz zaman koruyucu ve önleyici tedavi hizmetlerine öncelik vermek lazım diyoruz. Gelecekte ne olacak diye bir öngörüyü sorarsanız bize, evet diş hekimliği fakültelerinin sayıları böyle olursa gelecek 5 yıl içerisinde diş hekimleri ne yazık ki işsiz kalmaya başlayacaklar. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de Türkiye'de olduğu gibi bütün dünya ülkelerinde diş hekimliği eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden bir tanesidir. Yani ailelerinin boğazlarından keserek biriktirdiği tasarruflarla çocuklarını eğittiği bir noktada çocukları mezun oldukları zaman işsiz olacaklardır. Başka bir temel sorunumuzdan da bahsetmek istiyorum. Özellikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın son yıllarda giderek çalışma koşulları ağırlaşmaya başladı. Yoğun bir hasta talebi söz konusu orada. Bazı günlerde meslektaşlarımız günde nöbetçi kaldıkları günlerde 120 tane hastaya bakıyorlar. 120 tane hastaya bakan bir meslektaşımızın kaliteli bir hizmet vermesi mümkün değildir. Bu giderek onlarda bir tükenmişlik sendromu yaratıyor ve doğal olarak hastalarda iyi bir hizmet alamadığı için gerginleşiyorlar. Ve bunun sonucunda da son günlerde ifade edilmeye başlanan sağlıkta şiddet söz konusu olmaya başlıyor. Bu sorunlar çok rahatlıkla çözülebilir. Bu sorunları çok rahatlıkla çözmenin tek bir yolu meslek kuruluşları ile ilgili karar vericilerin yani devletin ve yani Sağlık Bakanlığı'nın meslek kuruluşlarıyla oturup birlikte bu süreci
süreci nasıl yöneteceği konusunda birlikte oturup konuşması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Hülya Hökenek, Dünya Diş Hekimleri Günü'nde Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldırım kendisi canlı yayın konuğumuzdu. İşsiz diş hekimler sorununa ve bir kez daha sağlıkta şiddet sorununa dikkat çekti. Türk halkının ağız ve diş sağlığındaki karnesinin pek iç açıcı olmadığından bahsetti. Diş deyip geçmemek lazım çünkü sağlıksız dişler kalpten Alzheimer'a kadar birçok hastalığı tetikleyebiliyor. Biz de bu önemli uyarıyı yayınımız aracılığıyla buradan tekrar vermiş olalım ve sözü tekrar size bırakalım.